Her birini kendimiz modelliyoruz. Mesela şu an örnekte göreceğimiz Stonehenge modeli. Oyunumuzda dünyadan gerçek eserlerin ölümsüzlüğünü gerçekleştiriyoruz. Bunları her bir müzeye mesaj atıp işte onlar kendi modellerini 3D ortama atmışlar. Biz onlardan izin alıp lisanslı bir şekilde oyunun içerisine ekledik. Bu sahnede Ay'a ilk adıma tanıklık ediyoruz. Burada oluşturduğumuz bir sahnedir kendisi. James Webb'in, ondan sonra NASA'nın Discovery aracının tarihe göre ayrılıyor. Mesela bu periyot. Tamam mı? Bunlar Apollo kaçış yapmaya çalışıyorsunuz. Yapıyoruz ama bir türlü başarılı olamıyoruz. Burada önemli olan şey azim. Sen ne kadar dayanabilirsin, sen kendini ne kadar zorlayabilirsin. Bir programı, bir dil öğrenmek, mesela ben İngilizcem orta seviye ama burada tamamen bilgisayarla konuşmayı öğreniyorsunuz. Bu apayrı bir seviye. Mesela ben bir oyunu tasarlarken oyunun ilk başıyla oyunun son hali çok çok farklı oluyor. Zaman içerisinde çok şey değişiyor. Baktım Türk oyunlarından işte korku oyunları çok az. Ben bu sektöre girmek istedim. Mobil oyun yapmak istemedim. Bu hiç bilmediğimiz için yaklaşık 1,5 yılımızı aldı ilk oyun. Ama bilgimiz hiç yoktu. Yani oyun yapmayı oyun yaparken öğrendik. Burada en önemlisi şey karşı tarafı tanımak. Bizim de buradaki en büyük avantajımız biz zaten o karşı taraftık. Biz oyunu oynayan kitleydik. Ben Türk oyun tasarlamıştım. Yabancılar çok daha ilgi gösterdi. Bu benim belki de bu kadar kısa sürede hızlı İşte teçhizat toplamamın tek kaynağı. Ben yurt dışında oyun yapmadım ama yurt dışında çok sevildi. İkinci oyunumuz da aynı şekil. Gerçekten bir farklı bir kategori sunduğu için, gerçekten gerçek eserlerle bir müzede olduğunuz için yani şu an yurt dışında daha çok ilgi topluyor diyebiliriz. Özellikle mesela Avrupa tarafında oyunumuz daha çok satılıyor. Giresun'da KOSGEB'e gittim. Bana dediler ki bize ne yapmak istediğini, ne olacağını, yani nasıl bir şirket olacağını, ülkeye ne katacağını belgele dediler. Ben de bir kendime kitapçık ya da proje diyebiliriz. Yani PowerPoint sunum da diyebiliriz. Bir sunum hazırladım. Bunu sundum ve Giresun'da uzun zamandır da bu sektörle ilgili herhangi bir şey yapılmamış. O yüzden beni unique kategoriye aldılar. Bana çok değer verdiler. Giresun KOSGEB benimle çok ilgilendi. Hayır, ihracatçı olmak aklımdan geçmiyordu. Dediğim gibi ilk oyunu tasarlarken tamamıyla Türklere özgü, Türkler oynar diye bir oyun yapmıştım. Sonra birdenbire kendimi dış pazarda buldum. Dış pazarda daha çok sevildiğini fark ettim. Meğersem dünyada Türk korku oyunlarını insanlar çok seviyormuş. Türk oyunlarına ilgi daha çokmuş. Yani birdenbire kendimi ihracat pazarında buldum. Sanal gerçeklik projelerine çok ilgi gösteriyorum ben çünkü o sektör benim çok hoşuma gidiyor. Düşünün bir sahne hayal ediyorsunuz ve bunu herhangi bir şey gerçeğe dönüştürmeden bunu 3 boyutlu ortamda görme imkanı tanıyorsunuz. Hayallerinin kodları var. Mesela siz burada bir kutuya girdiğinizde oyun içinde bir de burada bir leveli yüklüyor. Aklımda hiç yoktu. Abim bir gün geldi bana dedi ki şöyle şöyle bir oyun var, yapabilir miyiz? Ben de YouTube'dan işte oyun nasıl yapılır, nasıl oyun geliştirilir baktım. Kodlama çeşitlerine baktım. Oyun motorlarına baktım. Benim için en uygun olanı seçtim ve hani gerçekten öğrenmeye, oyun yapmaya başladım.